Dilan Engin Polat çiftinden sonra bir sosyal medya fenomenleri mercek altına alınmıştı. Bir bir alınmıştı. Kara para aklamakla suçlanan Bahar ve Nihal Candan kardeşler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çığlıklar, tepkiler. Candan kardeşlerin tutukluluk kararı sonrası hali işte böyleydi. Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Nihal ve Bahar Candan kardeşler bu kez kara para aklama iddialarıyla gündemde. Candan kardeşler 2020 yılında başlatılan soruşturma kapsamında nitelikli dolandırıcılık suç gelirlerinin aklanması ve suç örgütü üyeliği kapsamında polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Candan kardeşler 3 gün boyunca emniyette ifade verdi. Nihal Candan emniyetteki ifadesinde soruşturmada örgüt lideri olarak adı geçen Onur Apaydın'ı Kaan Hamzoğlu olarak tanıdığını, kendisinin eski erkek arkadaşı olduğunu ve örgüt hakkında herhangi bir bilgisinin olmadığını söyledi. Bahar Candan'a ise 12 milyon liralık sosyal medya paylaşımı soruldu. Bahar Candan, ben bir sosyal medya fenomeniyim. İki yerine 12 yazdım paylaşımları, şov için yaptım diyerek hakkındaki suçlamaları reddetti. Nihal Candan'ın savcılıktaki ifadesinden sonra sakin ve gülümseyen ifadesi dikkat çekti. Candan kardeşler emniyetteki ifadelerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne gönderildi. Terör suçları soruşturma bürosu savcısı Candan kardeşleri tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. 6 saat süren duruşma sonrası Nihal ve Bahar Candan kardeşlerle İsrafil Sağlam'ın tutuklu yargılanmalarına karar verildi. Karar sonrası Candan kardeşler adliye koridorlarında sinir krizi geçirdi. Bahar Candan kardeşlerin tutuklu yargılanmalarına karar verildi ve şu dakika itibariyle Küçükçekmece Adliyesi'nden Marmara Cezaevi'ne doğru yola çıkıyorlar. Candan kardeşler Dilan Polat'ın da tutuklu bulunduğu Marmara Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne gönderildi.